Huzura doğru. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, ibadet nedir diye sorsak birçok insan der ki ya namaz kılmak işte ibadettir. Ne bileyim, oruç tutmak ibadettir gibi bilinen şeyleri söyler. Ben genel olarak sormak istiyorum. İbadet denilince ne emredildiyse onları yapmak veya ne yasak edildiyse ondan sakınmak. Bunların hepsi ibadet midir? Mustafa Bey, ifade ettiğiniz gibi İslam alimlerde geniş bir şekilde sizin sualin içerisinde böyle midir diye sorduğunuz şekilde tarif etmişler. Yani Allah Teala'nın rızasına, sevgisine kavuşmak, sevap kazanmak niyetiyle farzları, sünnetleri yapmaya ve sizin de ifade ettiğiniz gibi haramlardan, mekruhlardan kaçınmaya, yani İslamiyet'in hükümlerini, emirlerini yerine getirmeye ibadet etmek denir. Haramlardan kaçınmak da ibadet yani. Tabii, haramdan kaçınmak da. Mesela yalan söylememek, gıybet etmemek, suizan etmemek. Efendim, bir kimse durup dururken nasıl etsin? Ya arkadaşım, zaten oturduğu yerde gıybet etse de kimse duyduğu yok onu. Etme imkanı varken etmemek. Tabii. Öyle bir durum var ki, önüne koydular. Ha, ben tanıyorum işte o Mustafa Dogöz var ya dedin. Başladı saymaya. Başladın aynı şekilde konuşmaya. Gıybet etmeye, suizan etmeye. Hatta Allah saklasın ya, iftira etmeye bile gidersin artık. Çünkü o anda şeytan gelmiş, aferin aferin falan dermiş. Yüzü okşarmış ve senin hatırına gelmeyenleri de bak bak bak, bunlar da olabilir, bunlar da vardır. Ondan sonra sen dilinle zannediyorum ki şunları da yapmıştır, zannediyorum ki böyle de yapmıştır falan. Ondan sonra şeytan suflörlük yapar, sen de onun aynı şekilde papağan gibi tekrarlar, gibi borazanlığını yaparsın. Patır 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 dökülür. Peki böyle bir şey oldu, yok arkadaş dedi. Bu yaptığınız gıybettir, bu yaptığınız suizandır, bu yaptığınız iftiradır. Bir Müslümana bunlar söylenmez, yapılmaz. Eğer siz tanıyorsanız, arkadaşsanız git de ki arkadaş, senin böyle bir hatan var, biz bunu gördük, bunu düzelt. Mertçe söyle, Ne oldu? Sen orada gıybet etmedin, suizana, gıybete fırsat vermedin, suizana fırsat vermedin, iftira etmeler. Onları da korudun ya, değil mi? Bunu da yapamıyorsan kalkıp gidiyorsun. Kitaplarda bu yazıyor zaten. Eğer mani olamıyorsan çek git oradan. Şimdi deniyor ki korkmak, üzülmek yalnız başına ibadet olmadığı gibi günah da değildir. Çok korkuyorum ben. Acaba çok mu sevap kazanıyorum? Çok üzülüyorum ben. Yok. Evet, korkmak, cehenneme gitmekten korkmak ibadettir. Üzülmek, günah işlemekten üzülmek. İşlediği günahlardan dolayı. O zaman bu sevap olur, tövbe olur, pişmanlık olur. Ama tek başına, ben çok korkuyorum. Çok üzülüyorum. Niye üzülüyorum? Ne yapıyorsun diye üzülüyorsun. Neye üzülüyorsun? Ben milletvekili olacaktım, olamadım diye çok korkuyorum falan. Olamadım diye çok üzülüyorum falan. Yani milletvekili olmuşum, olmamışım falan yani. Bu ibadet. Allah için olursan. Tabii. Allah için korkarsan. Ha, aynen öyle. Allah için olursa, sebebine, niyetine göre bunlar ibadet veya günah olabilir. Yani korkmak, üzülmek, bunlar sebebine göre ibadet haline dönüşebilir. Veya günah olabilir. Mesela beş vakit namazı, dedim, işin sıkıştı falan. İkindi namazını kaçırmaktan korkuyorsun mesela. Değil mi? Tabii. Veya sıcakta oruç tutuyorsun, orucun bozulmasından korkuyorsun. Hem o tutuyorsun, hem de korkuyorsun. Öyle yerlerdesin ki, evet. O korkuna da aynı şekilde artı olarak durmadan yazılıyor. Yani Allah-u Teala'nın razı olduğu, beğendiği şeyleri yaparsak, onun rızası için yaparsak ibadet tutuluyor. Bir de İmam-ı Rabbani Kudüs Hazretleri Mustafa çok güzel bir şekilde ifade etmiş. İbadet, emredileni emredildiği şekilde yapmak.
Günde 5 vakit namaz. Vakitleri de belli. Orada yaparsan ibadet olur. Nasıl yapılacağı belli. Nasıl yapılacağı belli. Yok canım sen de ben gece hepsini toptan kılarım falan. Allah Teala öyle emretmedi. Senin yaptığın kendi kafana göredir. Yani kendine uydun. Yarın mahşer günü, mahşer günü evet onlar da amel defterine yazılır. Ben namaz kıldım. Melekler koy, bak bakalım diyecekler. İbadet Allah Teala'nın emrini yerine getirmekti. Sen kendi kafana göre bir yol tutmuşsun. Yani kendin bir din uydurmuşsun. Ama içinde namaz vardı. Tamam. Adam Hristiyanlıktan almış, Yahudilikten almış, Müslümanlıktan almış, Mecusilikten almış. Ben diyor yeni bir din çıkardım. Bana göre. Kafana göre kılıyorsun. Kafana göre yapıyorsun. Senin kafana göre. Bir faydası söz konusu olmaz. İmam-ı Gazali Hazretleri bir talebesinin suali üzerine buyuruyor ki nasihatların hülasası özü Allah-u Teala'ya kulluk ve itaat etmenin ne demek olduğunu bildirmektir. Taat ve ibadet demek Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmak demektir. Üzerine basa basa. Adam şimdi mesela Peygamber Efendimiz devreden çıkarıyor. Vahiy ona gelmiş ya. Diyor ayet böyle ama diyor bu ayetin diyor zamanı da geçti zaten. Bununla amel edin. Böyle zındık ve kafirler var şimdi. Televizyonlara da çıkıyorlar, böyle konuşuyorlar. Tek kaynak Kur'an diyerek kendi kafalarına göre veyahut da efendileri kimse onlardan aldıkları talimata göre Müslümanların zihnini karıştırarak İslamiyet'i bozmak isteyenler var. Halbuki İmam-ı Gazali Hazretleri taat ve ibadet demek Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmak demektir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl iman edileceğini bildirmiş. Nasıl namaz kılacağını, nasıl oruç tutacağını, zekatı nasıl vereceğimizi, haccı nasıl yapacağımızı yani ibadet sırrından. Nelerin haram olduğunu, içkinin, zinanın, kumarın bunların hepsinin haram olduğunu, yalan söylemenin, gıybetin, suizanın bunların haram olduğunu, bunlardan sakınmak lazım olduğunu ve hatta haramdan sakınmak ibadetleri yapmaktan önce gelir diye de bildirilmiş. Önce gelir. Bütün sözlerini, hareketlerini onun emirlerine ve nehirlerine uydurmak demektir. Hatta İmam-ı Rabbani Kutsal Sözleri böyle uç misal de vermiş. Mesela buyuruyor. Bir kimse kendi düşüncesine göre gece kalsa 200 rekat namaz kılsa. Kolay değil. 200 rekat namaz kılsa. Ama başka bir Müslüman da öğleden önce Resulullah Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam adeti şerifesi idi. Bunun üstüne kaylule deniyor. Yattı uyudu. Yarım saat. Bak birisi uyudu, öbürsü ibadet etti. Sabaha kadar ibadet etti. Ve İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, uyuyan serapa gaflet. Öyle. Uyuyor yani. Uyuyor. Ya bir şey söylemiyor, bir şey yapmıyor. Serapa gaflet. Ama Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam uyarak bunu yaptığı için onun 200 rekat kıldığı namazdan kat kat daha fazla sevap alır. Öbürü kafasına göre yaptı çünkü. Kafasına göre yaptı. Bu ya da aferin desinler. Bu Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam uydu. Mesela yemekten önce el yıkamak, yemeğe tuzla başlamak, tuzla bitirmek, yemekten sonra el yıkmak. Resulullah Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam adeti şerifleriydi. Buna itibar ise ya normalde karnını doyurmak için oturdu oraya. Bunu yaptığı zaman sevap kazanıyor biliyor musun? Ha. Sevap kazanıyor. Mesela İslamiyet'in bildirmiş olduğu şeyler yemek mubahtır. Değil mi? Efendim para kazanmak, mevki, makam, bunların hepsi mubah. Ama kitaplarda buyuruyor ki bunu ne niyetle yapıyorsun? Ya şu karnımı güzelce doyurayım, getir kebaplarda yiyeyim falan güçleneyim de şu adamı iyi bir döveyim. Niyetin bozuk arkadaşım sen. Ama yediğin yemeklerde İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki bunlardan hasıl olan enerji ile ibadet yapayım, senin kullarına yardım edeyim, senin dinine hizmet edeyim niyetiyle yaparsa ya bu niyeti sebebiyle o yediklerinin hepsi de aynı şekilde ona artı olarak geçiyor. İbadet oluyor. İbadet olarak geçiyor. Yani Allah-u Teala'nın mubah kılmış olduğu şeyleri ama bazen de aynı şekilde o mubahları sen harama çevirebiliyor musun? Evet harama çevirebiliyor musun? Bazen insanlar der ya işte ibadetler de çok zor. Al sana ibadet işte. Değil mi? Yani yemek yemek ibadet oluyor. Tabii. Dolayısıyla Allah-u Teala rızasına, sevgisine kavuşmak için farzları, sünnetleri, nafile ibadetleri yapmak lazımdır. Bunlar şartlarını, müfsitlerini bilerek ve bir de Allah rızası için ihlas da yapılır. Farzların birincisi ehl-i sünnet itikadına uygun inanmak. İkincisi haramlardan ve haram nafakadan sakınmak. Bak imandan sonra hemen haramlardan sakınmak. O sıraya geçiyor. Müslümanlık demek Allah-u Teala'nın ve onun peygamberinin razı olduğu, beğendiği şeyler demektir. İbadet de amir tarafından emredilen şeyi yapmak, men yasak edileni de yapmamaktır. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz.
Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine sizlerle birlikte olacağız. Başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, 5 şey gelmeden önce 5 şeyin kıymetini biliniz. Ölmeden önce hayatın kıymetini, hastalıktan önce sıhhatin kıymetini, dünyada ahireti kazanmanın kıymetini, ihtiyarlamadan gençliğin kıymetini, fakirlikten önce zenginliğin kıymetini. İnsana Cenab-ı Hak Sübhanehu'dan feyz ve inam, nimetler devamlı gelmektedir. Kula verilen maddi ve manevi, zahiri ve batini feyzler, eğer bir saat ve bir lemha kesilse, bendeden, kuldan gerek vücut ve gerek onun kemalat-ı tabiasından bir eser kalmaz. Halbuki kula lazımdır ki, bir lemhada ve turfetül ayn'da göz açıp kapama anı, o hazretten gafil olmaya ve devamı huzur ile sıfatlana. Büyük hüsran ve şaşılacak şeydir ki, nimeti vereni unutup nimetlere dalar ve kendisine nimet verene yönelmez, ondan yüz çevirir. Şüphe yoktur ki, huzurun devamı batına nispetle mümkün ve belki vakidir. Alel husus, bizim tarikimizde, yolumuzda, Allahu Sübhanehu'nun keremiyle bu devam sehlül husuldür. Ve iptidada, başlangıçta zuhur eder. Lakin bu devam zahirde zordur. Zira zahir, kesrete bağlı olduğundan, gafletten halas bulmaya çare yoktur. Fakat bu zahiri gaflet, salih niyet ile olursa, gaflet huzur olur. Mesela uyku, taatte hasıl olan tembelliği def niyetiyle olursa taat olur. Bu suretle devamı huzur zahire nispetle dahi gerçekleşmiş olur. Zahire ve batına nispetli olan bu devamı huzur insanlardan ekmeli kümelin nasibidir ki itminanı nefs ile müşerref olmuşlardır. Ve fenayı etem ve bekâ-yı ekmele ulaşmış ve amelde niyet ve ihlasın tasihi külfetinden vareste olmuştur, kurtulmuştur. Amel oldur ki anda ola ihlas, amel oldur ki anda ola ihlas, hulus olmayan hulus olmayan amali ni dersin? İç ol zehri kiban olsun sonunda, İç ol zehri kiban olsun sonunda, sonunda zehr olan balı ni dersin? Sonunda zehr olan balı ni dersin? Kuru laf ile maksud ele girmez, kuru laf ile maksud ele girmez, yürü hal ehli ol kani ni dersin? Yürü hal ehli ol kani ni dersin? Riya ile bu halkı gel azıtma, riya ile bu halkı gel azıtma, kota cıhır kayışalı ni dersin? Kotacı hırkayı şalı ni dersin? Derip dünyayı cem etme önünde, derip
Seninle kalmayan malı ni dersin? Niyaz isteyen hakkı bulurmuş, niyaz isteyen hakkı bulurmuş. Gelim de iste ihmali ni dersin? Gelim de iste ihmalini dersin. Muhammed Aleyhisselam'ın ahlakı. Allahü Teala sevgili peygamberine verdiği iyilikleri, ihsanları sayarak onun mübarek kalbini okşarken kendine güzel huylar verdiğini, sen güzel huylu olarak yaratıldın mealindeki ayet-i kerime ile bildirmektedir. Muhammed Aleyhisselam'ın 1000 mucizesi göründü. Dost, düşman, herkes de bunu söyledi. Bu kadar mucizelerin en kıymetlisi edepli olması ve güzel huylarıydı. Kimya-i Saadet kitabında diyor ki, Ebu Said-i Hudri radıyallahu teâlâ anh buyurdu ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvana ot verirdi. Deveyi bağlardı. Evini süpürürdü. Koyunun sütünü sağardı. Ayakkabısının söküğünü dikerdi. Çamaşırını yamardı. Hizmetçisiyle birlikte yerdi. Hizmetçisi el değirmeni çekerken yorulunca ona yardım ederdi. Pazardan öteberi alıp torba içinde eve getirirdi. Fakirle, zenginle, büyükle, küçükle karşılaşınca önce selam verirdi. Bunlarla müsafaha etmek için mübarek elini önce uzatırdı. Köleyi, efendiyi, beyi, siyahı ve beyazı bir tutardı. Her kim olursa olsun çağrılan yere giderdi. Önüne konulan şeyi az olsa da hafif aşağı görmezdi. Akşamdan sabaha ve sabahtan akşama yemek bırakmazdı. Güzel huyluydu. İyilik etmesini sever idi. Herkesle iyi geçinirdi. Güler yüzlü, tatlı sözlüydü. Söylerken gülmezdi. Üzüntülü görünürdü. Fakat çatık kaşlı değildi. Aşağı gönüllüydü. Fakat alçak tabiatlı değildi. Heybetliydi. Yani saygı ve korku hasıl ederdi. Fakat kaba değildi. Nazik idi. Cömert idi. Fakat israf etmez, faydasız yere bir şey vermezdi. Herkese acır idi. Mübarek başı hep önüne eğik idi. Kimseden bir şey beklemezdi. Saadet, huzur isteyen onun gibi olmalıdır. Abdullah-ı Tercüman Hazretleri. Bu bölümde anlatacağımız evliya, ezan seslerinden çok uzaklarda, gönderilen son ve mükemmel dini kabul etmeyen, bedbaht bir coğrafyada doğup, Cenab-ı Hakk'ın hidayet vermesi sonucu nice olmazların olup ebedi saadete erdirdiği önceden papaz olan birisidir. Mallorca adasında doğan bir hayatın daha sonra yeniden doğup ebedi saadete nasıl kavuştuğuna, Anselmo Turmeda'nın nasıl Abdullah olduğuna beraber şahit olacağız. 15. yüzyılın engizisyonlar, haksızlıklar, yağmalar ve medeniyetten yoksun Avrupa'sının Mallorca adasında doğar Anselmo Turmeda. Mutaassıp bir Hristiyan ailenin tek çocuğu olmasının yanı sıra pek bir zeki olan Anselmo, okuma çağına gelince Hristiyan dünyasında otorite sayılan bir papazın Nicola Nertil'in yanına verilir. Anselmo'nun bir farkı vardır diğerlerinden. O da edindiği dini bilgileri
insafla ölçmesi ve kıyas yapabilmesidir. Günün birinde arkadaşlarıyla İncil'de geçen ve İsa aleyhisselamın müjdelediği Paraklit adındaki peygamberin kim olduğunu tartışırlar. Bu tartışmadan sonra hemen üstadı Papaz Nertil'in yanına gelerek ona bu konuyu açar. Bütün Hristiyanların sözünü senet kabul ettiği Nertil, pek iyi bildiği, açık olan ve yıllardır içinde saklamış olduğu hakikati, sadakatine güvendiği Anselmo'ya söyler. Evet, İsa aleyhisselamın müjdelediği peygamberin Muhammed aleyhisselam olduğunu, bu konuyu daha iyi anlaması için bir Müslüman memleketine gitmesi gerektiğini talebesine fısıldar. Anselmo büyük bir şok yaşar. Böylesi bir hakikatin bilindiği halde nasıl açıklanmadığına aklı ermez bir türlü. Sorularına cevap bulmak üzere Tunus'a gider. Mü'minlerin temizliği, tevazusu, tevazuu, güler yüzü ve fedakarlığı onu pek bir etkiler. Daha sonra oradaki Hristiyanlarla görüşerek nabız yoklar. Artık o kütüphaneden kütüphaneye koşar. Araştırır, araştırır, araştırır. Bu arada Arapçasını geliştirir. Tarih boyunca hakikati bulmak isteyen, ihlasla Allahü Teala'nın razı olduğu dini bilmek isteyen bütün insanlar gibi Müslüman olur bir süre sonra. Ardından Tunus Sultanı'nın huzuruna çıkar. Tunus Sultanı buna pek bir memnun olur. Fakat bir isteği vardır Anselmo'nun sultandan. Sultana şöyle der: "Sultanım, ben ki papaz olarak yetiştim. Fakat insaf ile birazcık araştırdığım zaman hakikati gördüm. Bütün peygamberlerin olduğu gibi İsa aleyhisselamın da müjdelediği Hazreti Muhammed aleyhisselama ve onunla gönderilen İslamiyet'in hak din olduğuna bütün kalbimle inandım. Batıl yolda olan, zaten bozulmuş, tahrif edilmiş, kutsal kitabı insanlarca 4 adet yazılmış olan, her insan gibi muhtaç ve aciz olan bir Allah'ın kulunu ve peygamberi ilah yerine koymuş olanların, benim Müslüman olmamın tesirini gidermek için türlü iftiralar yapabileceklerinden şüpheliyim. Endişem kendim için değildir. Benim endişem, Müslüman olmamla hak dini araştırmak isteyeceklerin önünün kesilmesidir. Bu yüzden sizden istirhamım, buradaki Hristiyanları toplayıp benim hakkımdaki fikirlerini orta yere söylemeleridir." Sultan buna pek sevinir. Yüzünde hayretle karışık bir hayranlık ve tebessüm vardır. Anselmo'ya, "Senin bu isteğinle önceden Yahudi alimlerinin en önde geleni olan Abdullah bin Selam'ın Müslüman olması ve Resulullah'ın isteği arasında tıpatıp bir benzerlik var. Çünkü Yahudilerin en büyük alimi olan Abdullah bin Selam Hazretleri Müslüman olacağı zaman Resulullah'tan senin bulunduğun gibi aynı istekte bulunmuştu. Resulullah Yahudileri çağırtıp onlardan Abdullah'ı sorunca Yahudiler onun için önce "O en akıllımız, en alimimizdir." demelerine rağmen Abdullah'ın Müslüman olduğunu duyunca ona hakaretler etmiş, utanmadan "Bu en cahilimiz" demişlerdi. Onun istediğine benzediği için bundan sonra ismin Abdullah olsun der ve sultanın huzuruna Abdullah'ın isteği üzerine çağrılır Hristiyanların önde gelenleri. Sultan onlara Anselmo'yu sorar. Onlar, "Anselmo en zeki olanımız ve en azizimiz. Üstelik o başpiskoposun yerine düşündüğü kişidir" derler. İşte daha Hristiyanların bu övgü dolu sözleri biter bitmez, eski Anselmo, yeni Abdullah ortaya çıkarak onlara der ki, "Vallahi siz de iyi biliyorsunuz ki İsa aleyhisselam aciz bir insan ve bir büyük peygamberdir. Hiç aciz ve muhtaç olan ilah olabilir mi? Hiç tanrı üç olabilir mi? 4 İncil'in insan elinden çıktığını ve birbiriyle çeliştiğini siz de pek iyi bilmiyor musunuz? Tahrif edilmiş İncil'de bile geçen ve geleceği müjdelenen Paraklit'in Yunanca olduğunu ve bunun Arapçadaki karşılığının birebir Ahmet olduğunu neden görmek istemiyorsunuz?
neden batıl yolda bu kadar ısrar ediyorsunuz? Düşündüğünüz makamınız ve ayrılmaktan korktuğunuz 3 kuruşluk menfaatinizse, o zaman sizin samimiyetiniz nerede? Ben Müslüman oldum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Hristiyan papazları bu sorular karşısında elbette tek bir cevap veremezler. İşi cahilliğe vurup Abdullah'a hakarete vardırınca sultan bu kadar yeter der ve ekler. Hiçbir cevap verebilecek bir haklılığınız ve mantığınız ve izanınız ve hakikati kabul edecek vicdanınız yok anlaşılan. Cevabı olmayanların cevabı sadece hakaret olabilir ki ben de huzurumda böylesi bir duruma razı olamam der. Ve Abdullah-ı Tercüman Hazretleri, yüzyıllardır cehalet ve vahşet içindeki Avrupalıya dayatılan, onların da peşinen ve mutaassıp bir şekilde kabul ettiği batıl, bozulmuş, tahrif edilmiş ve en ince ayrıntılarına kadar bildiği Hristiyanlığın mesnetten uzak itikatlarını delillerle çürüttüğü Tuhfetül Erib adlı eserini yazar. Onun bu eseri bütün engellemelere rağmen Hristiyan dünyasında büyük ses getirir. Hristiyan din adamları verecek tek bir cevap bulamazlar. Ve Abdullah-ı Tercüman Hazretleri, daha sonra Resulullah'ın varisleri olan büyük alim ve evliyalardan gördüğü ilim ve aldığı feyizlerin bereketiyle evliyanın büyüklerinden olma şerefine kavuşur. Ve Tunus'ta vefat ederek bu ülke sınırları içine defnolunur. Allah-u Teala'nın büyük kerem sahibi olduğunun sayısız delillerinden olan Abdullah-ı Tercüman Hazretleri buyurdu ki, Cenab-ı Hak, kendisini ihlas ve samimiyetle arayanlara elbette razı olduğu din olan İslamiyeti çeşitli vesilelerle tanıtır ve onlara hidayet nasip eder. Her hususta olduğu gibi bu hususta da ihlas şarttır. İslamiyet, Muhammed aleyhisselamla gönderilen son ve mükemmel ve Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de razı olduğunu emrettiği tek dindir. Bu dinin tek doğru fırkası da Resulullah'ın ve eshabının izinden giden ehli sünnet vel cemaat yoludur. Evlenmeye dair. Evlenmekte çok faide vardır. Evvelkisi, dinini hıfzetmiş olur ve huyu güzel olur ve kazancında bereket olur ve hem de sünnet ile amel etmiş olur. Nitekim Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyurur, nikahlanınız, çok evladınız olsun. Zira ben kıyamette ümmetimin çokluğuyla sair ümmetlere iftihar ederim. Ve dahi, zevcin ve zevcenin birbirlerine karşı olan haklarına riayet etmeleri lazımdır. Ve dahi bir kimse evleneceği zaman, araştırarak, saliha yani dinine kavi ve mahrem olmayan bir hanım bulup almalıdır. Bir kızı, malından ve hüsnünden dolayı almaya. Zira sonra zelil olur. Peygamberimiz sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir kimse malından veya güzelliğinden ötürü bir hatun alsa, onun malından ve hüsnünden mahrum olur. Ve bir kimse dininden, ahlakından ötürü bir hatun alsa, Hak Teâlâ onun malını ve hüsnünü ziyade eyler. Avret, erinden 4 mertebe aşağı olmak gereklidir. Yaşı ve boyu ve hısımı ve akrabası. 4 şeyde avret erinden ziyade olmak gerek. Biri güzel ola ve biri edepli ola ve biri huyu iyi ola ve biri haramdan ve şüpheli şeylerden sakınıcı ola ve saçı, başı, kolları, bacakları açık olarak yabancı erkeklere görünmeye. Genç kızları koca kimselere vermeyeler. Fesada sebep olur. Ve dahi nikah için söz kesilmeden evvel, dünür olacak aileler hakkında ve evlenecek olan gençler hakkında iyice tahkikat yapılması hem sünnettir
ve hem de aralarındaki geçimin devamına sebep olur. Bunda üç faide olduğu beyan olunmaktadır. Biri, ikisinin arasında ta ölünceye dek muhabbet kesilmez. İkincisi, rızklarında bereket olur. Üçüncüsü, sünnet ile amel etmiş olur. Bundan sonra, önce belediyede evlenme işini yaptıralar, sünnete uygun nikah yapmamak büyük günah olur. Evlenme işlemi yaptırmamak da suç olur. Sünnete uygun nikahtan sonra, erkek tarafı, avret tarafına güzel ve kıymetli şeyler göndere, muhabbete sebeptir. Ve dahi, eri karşısında, zevcenin her türlü süs ve düzgün istimali caiz ve ziyade sevaptır. Gerdek, zifaf gecesi, ziyafet etmek sünnettir. Akşam namazından sonra yemeli, yatsı yıkılınca damadı kız evine götürüp, duadan sonra hemen dağılmalıdır. İptida ki gece, güvey gelinin ayağını yıkamak ve o suyu evin dört bucağına saçmak sünnettir. İki rekat nafile namaz kılıp dua eyleye. O gece her ne dua ederse makbul olur. Güveyi görenler kendisine bunu hatırlatırlar. Ve Barekallahu lek ve Barekallahu aleyha ve cema'a beyneküma bil hayri diyeler. Yani Allahü Teala sana mübarek eylesin ve zevcene mübarek olsun ve ikinizin arasını hayırla cem eylesin. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere yine İstanbul'un Sirkeci semtinden Gülhane Parkı'na yakın duvarıyla karşı karşıyayım. Şu anda böyle alın alına geliyoruz duvarla. Tramvay yolunun kenarında Hüdavendigâr Caddesi'nin bittiği nokta, Alemdar Caddesi'nin başladığı nokta. Burada Sirkeci'ye giderken sol tarafta işte duvarları böyle renkli taşlarla hazırlanmış, restore edilmiş bir Haziren'in önündeyiz. Haziren'in içerisinde bir ufak da sonradan yapılma türbecik var. İhtimal ki bu bina eskiden ahşap da olabilir. Başka türlü bir kargir bina da olabilir. Ama şimdiki haliyle çok tarihi görünmüyor. Ben size bu türbeyi, yapısını anlatmaktan ziyade burada yatan zatın kim olduğunu anlatmaya çalışacağım. Ünsi Hasan Efendi'nin kabrinin, türbesinin önündeyiz. Yani kabristanın olduğu yerdeyiz ama kabri hemen arkamda görünen kabirler değil. Orada da başka büyük zevatın kabri vardır. Aydınoğlu Tekkesi'ydi buranın adı eskiden. Kitaplarda her ne kadar Salkım Söğüt Caddesi diye geçerse de Salkım Söğüt buradan iki sokak ötededir. Herhalde orada bir zuhul eseri var. Bunu Alemdar Caddesi ile Hüdavendigâr Caddesi'nin bitiştiği köşede dersek bugünümüze uyarlamış oluruz. Hani bugün uyarlama diyorlar ya efendim, ben öyle kelimeleri de pek fazla beceremiyorum, dilim dönmüyor, kullanamıyorum. Şimdi burası bayağı insanların gelip geçtiği yerler. Ben mecburen Haziren'in içerisine geçeceğim. Ünsi Hasan Efendi kimdir? Nerelidir? Nasıl yaşamıştır? Nerede doğdu? Nerede hayatını idam ettirdi? Ve insanlara ne gibi hizmetler etti? Onun ne kadar malı mülkü vardı ben bilmiyorum. Kitaplarda yazmıyor. İhtimal ki hiçbir şey olmadan bu dünyadan göçüp gitti. Haziren'in içerisine girelim. Daha rahat şartlarda sizlere anlatırsam daha hoş olur diye düşünüyorum. Şimdi türbenin bulunduğu Haziren'in içine girdik. Hemen sağ tarafımda, arkamda olan yer Ünsi Hasan Efendi rahmetullahi aleyh'in kabrinin bulunduğu yerdir. Yapı daha sonradan restore edilirken böyle moloz taşı, tuğla karışımı olarak elden geçirilmiş. Tepesindeki kubbesi aynı şekilde gene sonradan düzenlenmiş. Yani içerisine girilecek bir hale getirilmiş. İçi zaten dar bir mekan. Tabii burası büyük bir dergahtı, Aydınoğlu Dergahı. Osmanlı döneminde.
ve çok geniş de bir yerde. Şu anda baktığımız şu kabristan 1000 metrekare var yok. 1000 metrekare. Ne oldu? Bilemem ki. O dergahın yerleri nerelere gitti? Ne oldu? Niye bu kadar küçüldü? Durdukça zaman içinde kurudu da arazi çekti mi? Arazi de çekmez efendim. Hani ağaç değil ki kuruyunca küçülsün. Arsa küçülür mü? İşte küçülmüş efendim. Ne yapalım? Onun için de bir şeyler söylemek istemiyorum. Hüsnü Hasan Efendi Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde doğdu. 1645'lerde doğdu. 78 yaşında vefat etti. Nerede? İstanbul'da vefat etti. Önceleri babası da Halveti büyüklerindendi. Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri'nin yolundandı. Ve eğitimini babası verdi. Daha sonraki yıllarda da başka hocalardan da okumak suretiyle 20 yaşlarında İstanbul'a geldi. Ayasofya Camii'nde ders okutmaya başladı. Ayasofya Camii'nde bir insanın ders okutması için ilmen belli bir seviyeye gelmek mecburiyeti vardı. Her önüne gelen ben hocayım okuturum öyle bir şey yoktu. Yani dersi ağımlık, bugün onun karşılığı benim bildiğim kadarıyla vaaz hocalığı. Nasıl her vaaz hocasıyım diyen bir camiye çıkıp da vaaz edemiyorsa, Diyanet'ten belge alması lazımsa, bu tip ders okutanların da Şeyhülislamlık Dairesi'nden mutlaka bir böyle belge alması lazımdı. Böyle belgesi olmayan da oralarda insanlara bir şeyler anlatmaya çalışamaz idi. Burada hem Ayasofya'da ders okutur hem de talebe yetiştirmeye çalışırdı. Kendi talebelerini okuturdu. Ayasofya'da kendisine bir oda tahsis edilmişti. Oradaki medresenin yakında bir yerde. Ve böyle devam ediyordu. Bir gün bir hemşerisi der ki, ya hemşerim der Hasan Efendi'ye. Delikanlılar o zaman işte 25 yaşlarında falan. Karşıda Atik Valide Camii'nde bir Ali Efendi varmış. Hem de bizim hemşerimiz. O da Taşköprülüymüş. Halbuki Ali Efendi Taşköprülü değil. Başka bir yerli, sonra Taşköprü'ye gelmiş. Onu çok methediyorlar. Bir gidelim görelim mi falan der. Efendim, gidelim der. Beraber giderler. Karabaş Ali Efendi ile, ki Karabaş Camii'nin bahanesidir. Karabaş Ali Efendi ile görüşürler. Karabaş Ali Efendi bu iki hemşerisi olan genci kabul eder. Onları çok sever, onlarla sohbet eder. Fakat Hüsnü Hasan Efendi o genç haline rağmen hiçbir heyecan göstermeden sessizce dinler. Sanki dili tutulmuş gibi bir hal alır. Aradan biraz zaman geçince hemşerisi der ki hadi kalk gidelim bak Üsküdar neresi, karşıya geçeceğiz. Ayasofya'nın olduğu yere geçeceğiz. Geç olacak vakit. Der ki arkadaş ben gelmiyorum. Ben burada kalıyorum. Orada senin odan var, kitapların var. Hepsini sana verdim der. Odamı da sen kullan. Kitaplarım da senin olsun. Orada bana ait ne varsa hepsini sana hediye ettim. Ben burada kaldım. Karabaş Ali Efendi'nin yanında efendim uzun süre kalır. Ve artık çok gelenleri gidenleri vardır. Bu arada 4. Mehmet Han dönemidir. Yani 2. Viyana kuşatması olmadan biraz önce 1683'lerden biraz önce bir zaman. 4. Mehmet Han'ın yakınlarından bir çuhadarı, yakın hizmetinde olanlardan bir çuhadarı birdenbire kötürüm gibi olur efendim. Ayaklarını yere basamaz. Hani tor top olmuş derler ya, adam tor top olur. Sarayın doktorları, sarayın başhekimi, o bu ilaçlar, çeşitli tahliller, onlar bunlar yok yok yok. Derler ki efendim padişaha, bu bizim Mehmet Efendi, çuhadar Mehmet Efendi çok perişan bir vaziyette. Gece gündüz ağlıyor. Karşıda bir Ali Efendi var. Çok methediyorlar. Allah adamı birisi. Ağzı dualı derler. Acaba ona bir zatınız, bir emir buyursanız veya bir selam gönderseniz de gelse şöyle bir baksa haliyle ilgilense. Hay hay der 4. Mehmet Han. Çuhadarını seviyormuş. Selam gönderir ki Ali Efendi gelsin. Ali Efendi der ki ben gelemem. Padişahım kusuruma bakmasın. Hani padişah da efendim iki dudağın arasından çıkan her şey kanundu. Herkes de bu kanuna uymaya mecburdu. Sene 1683 bir dergah şeyhi padişahın gönderdiği habere diyor ki ben gelemem.
Ama bizim Hasan Efendi'yi göndereyim. Uygun görürse padişahım. Hasan Efendi geliyor. Hasan Efendi görünce Çuhadar Mehmet Efendi ağlamaya başlıyor. Efendim diyor, çaresiz kaldık. Tıpta yani yapacağımız her şeyi yaptık. Çaresiz vaziyetteyiz. Ne olur bir dua edin de inşallah Allah-u Teala bu duanın hürmetine bana bir şifa ihsan etsin. Şöyle bakıyor, ellerini dizlerine koyuyor. Yok canım diyor, öyle bir sıkıntılı halin yok senin Mehmet Efendi. Üzülme, üzülme. Geçer. Allah-u Teala dilerse geçer diyor. Şöyle bir sıvazlıyor. Çıkıyor. Daha Ünsi Hasan Efendi saraydan çıkmadan önce Mehmet Efendi yerinden kalkıyor, hopluyor, zıplıyor. Ne diyeceğini şaşırıyor. Padişah da çok memnun oluyor. Ve tekrar Hasan Efendi Üsküdar'ın yolunu tutuyor. Artık bu tarafı unutuyor. Ayasofya falan yok efendim. Bitti. Karabaşal Efendi'yi gördü, bitti. Sonra padişah haber gönderiyor. Eğer uygun görürseniz diyor Ali Efendi'ye, talebeniz Hasan Efendi bizim saraydaki Enderun talebeleri dahil hepsine manevi bakımdan bazı dersler versin. Dinlerini öğretsin bunlara. Hay hay efendim diyor. İki sene müddetle sarayda padişah, padişah ailesi efradı, oğulları, kızları, neyse hanımları, onlar da herhalde usulüne göre dersler veriyordu. Ve sarayda bulunan diğer görevlilerin hepsi efendim çok memnun kalıyorlar bu derslerden. Çoğu da manevi olarak talebesi oluyorlar efendim Hüsnü Hasan Efendi'nin. Ve kendisine bir vazife vermek istiyor padişah. Ali Efendi de müsaade ediyor. Efendim buyursun diyor. O sırada Aydınoğlu dergahı da boş. Yani post işini o an için herhalde vefat etmiş, yok. Biri tayin olacak oraya. Mustafa Paşa köprülerin arkasından sadrazam olmamış, olmak üzere ama sadrazam olacak ve ondan sonra da Viyana seferine değil onun tayini ama Yanık Komran kalelerine, Viyana seferine kendisi çevirmiştir. Çevirince de sıkıntısını görmüştür ama iyi bir devlet adamıydı. Gençti, istikbali hakikaten vardı. Zaten bir insan sadrazam olduktan sonra daha istikbal olarak ne düşünür efendim? Önünde padişah var, padişah olacak hali de yok. Diyor ki efendim bu kimsenin çok ben metini işitiyorum. Ünsi Hasan Efendi'nin. Bunu biz Aydınoğlu dergahına verelim. Bu dergah da saraya yakın, en yakın ilk dergah. Yani burası sarayın da kontrolünde, sadrazamın da kontrolünde. Hakikaten de kıymetli ilim adamları veriliyor. Ayasofya bir numara. Oraya Şeyhülislamlık yapanlar ancak medreselerde müderris olabiliyor. Bu dergah da iki numara. Mustafa Paşa vesile oluyor, buraya veriyor. Burada senelerce hizmet ediyor efendim Ünsi Hasan Efendi ve yüzlerce hatta binlerce talebe yetiştiriyor. Aradan hayli zaman geçiyor. 4. Mehmet Han vefat ediyor. 3. Ahmet Han başa geçiyor ve sene 1711. Bu 1711 senesinde efendim Prut meselesinden Rus'la Osmanlı arası zaten bozuktu. Prut harbi artık patladı, patlayacak. Sebebi de şu. Ruslara Kırım'ın kuzeyindeki Azak Denizi var efendim. Büyük bir deniz. Karadeniz kadar olmasa da büyük bir iç deniz. Bu denize Rusların çıkması yasak. Denizin etrafındaki çepeçevre U düzeninde Taman Yarımadası'nın olduğu Kerç Boğazı'nın yanına kadar her taraftaki kaleler Osmanlı toprağı. Rus Karadeniz'in ve oradaki bu iç denizin, Azak Denizi'nin havasını teneffüs etmesi yasak. Bir ara Rus kuvvetleri Çar Petro'nun Poltova'da İsveç kralı Demirbaş Şarlı, biz ona Demirbaş'ı biz takmışız o adını, aslı Şarl. Şarlı yendikten sonra herhalde diyor bir de Osmanlı'da kendimi deneyeyim. Öyle ya efendim, bir pehlivan bir pehlivanı yener, gözü başka bir ağır pehlivandadır. Onu da yenersem ben daha yukarı çıkarım der. Savaş da böyle, buna benzer. Azak Kalesi'ne hücum ederler, bir gece baskını Azak Kalesi'ni alırlar. Osmanlı sen misin? Bir tek kale efendim, bir ilçe gibi yer yani. Sen misin bizim Osmanlı toprağına saldıran? Derhal savaş ilan edilir. Rus Çar'ın Deli Petro'nun orduları Prut Nehri'ni geçer. Prut ve Dinyeper nehirleri arasındaki arazide kuzeyden güneye doğru ilerlemeye başlar. O arada Kırım'da bulunan Kırım Hanlığı'nın
süvari birlikleri çok fazlaydı Kırım'ın efendim. Güzel takip ederlerdi. Onlar da Çar Petro'nun peşine düşüyorlar. Büyük bir kuvvet. Buradan da serdar tayin edilen efendim Baltacı Mehmet Paşa artık son hazırlıkları yaptırıyor. Ordu Davut Paşa sahrasına çıkmış. Yani hücum mevziğine neredeyse geçmiş. Ondan sonra yola çıkacak. Fakat orduda büyük bir disiplinsizlik var. Yeniçeriler söz dinlemiyor. Uzun senelerdir harbe gitmedikleri için biz şöyle asarız, böyle keseriz, harp görmemiş adam ben harpte kaplan kesilirim diye atar da tutar hamamda türkü söylemek gibi. Efendim iyisini soysunuz ama bunun içinde topçusu da var Yeniçerilerin dışında. Sipahisi de var, süvarileri de var. Seferli koğuşu da var. Yani her birinin kendi sınıfına göre özellikleri ve güzellikleri var. Bunlar illa biziz diyorlar. Ve halka da zaman zaman bazı zararlar verip acık böyle Ali Kıran başkesenlik yapmaya başlamışlar. Ne yapacak? Baltacı Mehmet Paşa bunlarla harbe gidecek. Söz dinlemeyen grupla harbe gidecek. Ve Baltacı Mehmet Paşa bu hazırlıkları yaparken Ünsü Hasan Efendi'yi efendim davet eder. Efendim biz sefere çıkacağız. Ne olur gelin de bir görüşelim. Bize bir dua edin. Sadrazam şimdi onun ayağına gelecek değil. Ünsü Hasan Efendi der ki gelemem. Baltacı Mehmet Paşa anlayışla karşılar bu gelemem sözünü. Öyleyse biz gideriz. Yatsıdan sonra kapıyı açık bıraksınlar. Biz gelip dualarını alırız der. Ve yatsıdan sonra gelir, kapı açıktır, girer içeriye. Diz çöker koca sadrazam Ünsü Hasan Efendi'nin karşısında. Efendim der, beni Purut'a serdar tayin etti padişahım. Ordu kumandanı tayin etti. Ben askerlikten anlamam. Hakikaten askerlikten paşa olan biri değil. Askerlikten anlamam. Harp idare etmeyi bilmem. Asker sevk etmeyi bilmem. Ama bu vazifeye gelince de hayır da diyemedim. Çok üzülüyorum, korkuyorum. Muvaffak olamazsak Osmanlı'nın yüzünü kara çıkarmayalım. Lütfen dua edin. Buyurur ki hiç merak etme. Aynen. Sen Moskov'u yeneceksin. Moskov senin ayağına gelecek, özür dileyecek. Ve çok başarılı bir seferin olacak. Allah-u Teala muvaffak etsin. Tabii bu konuşmaları evin hanım halkı da, hanımların böyle merakı var ya efendim, böyle dinlerler. Oo, ertesi gün bütün mahalleye yerler. Buralar iş yeri değildi ki. Mahallelerdi burası efendim. Saraya en yakın mahalleler. Binlerce aile vardı. Duyurur mu? Sadrazam gelmiş. Ünsü Hasan Efendi ona dua etmiş. Şunu şunu söylemiş. O da ona şunu şunu söylemiş. Allah! Baskısız gazete efendim. Evden eve dolaşmış. Ve hakikaten de öyle meşhur olmuş. Yoksa Hasan Efendi ben böyle dedim. Bak savaşı kazandı falan değil. Sonra bir bakıyorlar ki Rus çarı kıskıvrak bataklıklarda esir oluyor. Ondan sonra da teslim oluyor. Rus ordusu Osmanlı ile teslim anlaşması imzalıyor. Baltacı Mehmet Paşa işte Katerina ile buluştu da öyle sulh oldu. İşte Ünsü Hasan Efendi efendim dua desteği arkasından. Bunu söylesek ne olur, neyimize ne eksiklik gelir efendim. Evet, %100 kat'i bir zaferi. Ben Kazan Üniversitesi öğretmenlik yapan, profesörlük yapan bir tarihçi Rus'la görüştüm. Dedim ki ya acaba Purut'ta Osmanlı karargahına Katerina geldi mi sizin kayıtlarınıza? Sizdeki tarihlerde ne yazıyor? Hayır gelmedi dedi. Rus diyor böyle bizim Katerina'mız gelmedi diye. Biz niye ona böyle sahip çıkıyoruz? Niye Osmanlı'nın kesin bir başarısını baltalamak? Biraz süreyi geçtim. Ben de farkındayım ama bunu da anlatmasam olmaz. Ama Ünsü Hasan Efendi'nin daha size türbesini tam olarak da gösteremedim. İçeriye gireceğiz. Tabii biraz da karanlık içerisi. Belki oradan sizlere güzel görüntüler veremeyiz. Ben onun menkıbelerini bundan sonraki programa bıraksam olur değil mi efendim? Ne yapalım? Yani evet bir haziredeyiz. Çok da burada kıymetli kabirler var. Sonra Aydınoğlu dergahında şeyhlik yapmış kimseler var. Onlar hakkında fazla bilgimiz yok ama bundan sonraki programda inşallah Ünsü Hasan Efendi'yi size anlatıp bitirmeye çalışacağız. Bugünlük hoşça kalın efendim.